Ezan okunuyor. Allah Allah Allah. İkindi okunuyor. Şimdi köfteleri koydum. İçine de patates, tuz, kekik, karabiber, toz biber, pul biber ve sıvı yağ olacak şekilde böyle patateslerimi güzel şey yaptım. Şimdi oraya koyacağım. İran'ın karnını doyurdum. Şöyle bir tane köfte daha koyalım. Üstünden Yaren de yiyor şu an. Portakal suyu sıktım ya az önce Yaren'e. Onun biraz da bir biberon olacak şekilde, böyle küçük biberon olacak şekilde Mira'ya da verdim. Bu da şu an içiyor. Şimdi
da böyle sosunu da koyalım. Geçen kayınvalidemle buradayken kahvaltıya yaptım. Kızartmaya göre böyle daha güzel oluyor. Hacim mesela bunun geniş olsaydı daha da şey olurdu ama şu anlık bana yetiyor. İlerleyen zamanlarda onun da sırası gelir değişmeye. Bu arada beni göremiyorsunuz değil mi? Şöyle yapayım. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Direkt böyle hızlı bir şekilde açılışı yapınca ayı göremiyorsunuz hiçbir şekilde beni şu an. Neyse. Arkadaki çöplere falan filan hiç takılmayın. En son halledeceğim. Mutfak bayağı bir dağıldı. Şurada makine boşalacak. Şimdi şunu bir koyalım. Bu pişsin arkadaşlarım. Ben de geri kalan işlerimi halledeyim. Şurada nedir onun adı? Avokadoyu da şey yaptım. Bunu böyle yeşillik işte rokalı falan bir salata yapacağım. Patatesin yanında. Haydi bakalım. Nerede kız bizim yuvarlağımız? Bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Şunu saykıyorsak nasıl olur ya? Bence masada dursun. Ne olacak ki? Hem çöp hem her şey bir arada var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu çalışsın. Ben de şey yapayım. Nedir onun adı? Buraları bir toparlayayım. Çöpleri bir toparlayayım. Makineyi boşaltayım. Bu arada az önce Mira'ya şey Yare'ye portakal suyu sıkarken bakar mısınız? Portakal içi greyfurt gibi. Geçen Yaşar'a teyzene Yaren diyor işte. Buna normalde kan portakal diyorlarmış. Diyorum ki onlar diyor ki senin balkondan geçer. Yaşar'a teyze diyor ki balkondan geçen diyor portakal aldım diyor. İçi kırmızı dedim ki o dedim galiba dedim greyfurttur dedim Yaşar'a teyze. Hayır kızım dedi portakaldı dedi. Valla görmeseydim şu an inanmazdım ama. Şöyle aynı cins şey Gülcan teyze vermişti ya bakın aynı dıştan aynı değil mi şöyle ama içten bakın bu normal portakal bu da kan portakal böyle bir şey de varmış. Aa bu da sıcaktan eriyor bunu da bir rendeleyeyim yani işe yarıyor bilmiyorum ama inanalım ki güzel şeylere vesile oluyor ve şifalıdır öyle diyelim. Burada Miram'ın meyve suyu bitmişti. Zarife teyzesi getirmişti ya bakın şöyle kocaman erik olduğu için hemen kaynamadan rengini değiştirdi. İçine de sonra biraz kaynasın. Birkaç tane de elma kurusu da atarım. Güzelce miroşum içer. Şifa olsun. Bunlar şey oturma odasına gidecek yani balkona çıkacak. Şurada ayırdım. Şu yıkanacak roka, domates bunları şimdi salataya katacağım. Hani şey yapacağım ya rokalı bir salata. İşte bu şekil arkadaşlarım. Bir yandan çöpleri toplayacağım. Bir yandan makineyi boşaltacağım. Kirlileri doldurayım. İğdeme yer bulamadım. Bunu buraya koydum ama iğdecik duruyor. Şunları da buzluktan çıkardım. Çözülsün. Bunlar bizim oranın Kazakistan sosisleri. Helal bu arada. Şöyle ve çocuk sosisleri. Şunlar çözülsün. Buzluktaydı. Bunu rendeleriz birazdan. Bu şekil. Bunu niye çıkardıysam. Şöyle buzlukta iki tane biber kalmış arkadaşlar. Bir tane de gözümün nuru kalmış. Atmaya kıyamadım. Şimdi böyle bir küçük tavada bunları da şey yaparım. Yoğurtla yenir biter. İki tanecik sadece kalmış. Atmayalım. Daha bunlar gelecek.
Atalım. Rengini bayağı değiştirdi. Elma kuruzu bir tık at. 2-3 tane atacağım şimdi. Şöyle. Kaç tane zaten? Meyvenin de şey geçsin. Ne oldu anneciğim? Şimdi bir tık su katacağım. Ne oldu bebeğim? Şimdi ben yavrum çekiyorum. Ne yapıyorsun sen? İş mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun mesela? Elimdekini buluyorum. Oo, yerler seviyor galiba benim kızım ya. Teyzeleri ablaların. Kime çekmiş bu kız böyle? Allah'ım. Allah'ım. Kime çekti bu böyle? Hı? Anne o kadar da abartma diyor ki. Yerim kız seni be. Ha? Dilli düdüğüm benim. Dilli düdük. Evet anneciğim, sen şarkıyla iş yapmayı çok seversin. Ne fark ettin bebeğim? Ben şarkı söylüyorum. Şarkı söylüyorsun tamam mı? He. Biraz ya ya. Evet, o da şarkı söylüyor. Allah Allah. Ablası söylüyor, o da söylüyor. Bunları ne yapacaksın temizlik malzemelerini sen? Orayı temizleyeceğim iş gibi yapacağım. Anneciğim ben sana verdim ya az önce oranın bezini ki bununla temizle diye. İyi. Başka temizlik bir şeylere gerek yok ki orada. Pıs pıs. Hangi pıs pıs? Tam fazla sıkma lütfen, çok kokuyor sonra. Anne ne oldu? Gel alsana, bitiyor. Var ya burada yenisini getirdim ya, bak burada. Yok. Pi. Kızım şu değil, daha güzel kokuyor. Fazla sıkma lütfen. Rica ediyorum senden. Şimdi arkadaşlarım. Kapıyı kapatır mısın? Hem müzik açıyorsun hem kapıyı açıyorsun. Telif mi yiyeyim kız? Şimdi. Oo. Yemeğimiz harikalar olmuş arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Bu nasıl bir güzel bir şey olmuş böyle. Oy, dibi var ya, bir sulu, bir sulu. Pişmiş midir? Bence pişmiştir. Vallahi pişmiş. Bakar mısınız? Kekikli mekikli. Oh mis. Al sana akşam yemeği işte. Şimdi Mira'ya böyle bir şey, şehriye çorbası gibi bir şey yapacağım. Ha, bu arada ben şeyi göstermedim değil mi size? Hızlı bir şekilde gösterdim de. Avokadolu salatam. Mis gibi. O bir de limon rendeledim. Kim yazıyor bize? Ha. Şimdi arkadaşlar. O yumurtamızı. Küçük müçük ama bayağı benim işimi görüyor ya. Minnakım benim. Bunu yıkarız. Ha, küçük müçük. Vallahi işime yarar. Şimdi şurada şeyler var. Akşam da bir şeyler atıştırırız. Şimdi arkadaşlarım, sadece ekmeğim var. Portakal mı sıksaydım? Neyse, yemek şey, bir şey içmeyeyim. Sonra çay içerim. Haydi bakalım. Ben şimdi tabağımı hazırlıyorum. Kız müziği kapat. Köfte patates yiyen var mı? Kapıyı kapatır mısın? Bak müziğin sesini de çok açmışsın. Yavaş, yavaş. Şeyin ahırı mıdır burası? Kırma o kapıları.
Tüh be, sanki. Ahır mı annem burası? Kapıları kırıyorsun böyle. Yani ne de bırak. Burası bırak. Biraz bırakalım. Tövbe estağfurullah ki. Zinginli ahır mı kız burası? Şöyle salatamı da koyayım. Oh, mis. Zaten şey olursa tabaktan yine alırım arkadaşlar. Bir çatal. En güzel menü değil mi sizce de? Bence okey to. Mis gibi yemek. Allah olmayanlara versin inşallah. Allah evsiz olan, evi olmayan, yiyeceği olmayan insanların yardımcısı olsun. İnşallah. Salatamı muhakkak yanıma almalıyım. Çünkü ben o salatayla doydum. Genelde ben salatacıyım. Şöyle taze ekmeğimizi de alalım. Şakra. Zehra ablam yollamıştı. Teşekkür edeceğim. Onu da sıka sıka zaten bitirdi ama kokusu gerçekten güzel. Çok fazla sıkıyor yani bu arada. Şimdi ay şuralar bakın. Bunlar yıkanacaklar ama makineye dolduracağım. Buna da zaten gördüğünüz şöyle şekerini koydum. Birkaç tane de elma kurusu. Bir iki kaynasın. Ondan sonra bu da tamam olacak. Şurayı kapatıyoruz ve su da alayım da arkadaşlar. Niye düşüyorsun? Çöpleri de götürüp atmam lazım. Her şey sırayla. Ha, size sonra bir şey göstereceğim. Kırlentleri salonda denedim de. Bakalım nasıl oldu. Benim açık renkliler sanki oldu da ama koyu renkliler biraz şey oldu. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. O ne yapıyorsun ya? Vuy! 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 Papatya! Sen o kitaplarımı şey yapma da. Şimdi arkadaşlar. Kırlentleri ben buraya kullanayım diyorum. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Ama kahverengiler uymadı. Onu kahverengileri uymadı arkadaşlar. Böyle bunları belki bir set daha alırım. Bunları oturma odasında kullanırım. Ama beyazları sanki böyle koltukların rengi işte hani grili mrili şeyler var ya. Sizce nasıl oldu? Yani bu taraf, hani burayı şöyle anne, göstereyim. Anne, bir saniye. Bu tarafta böyle oldu ama hani diyeceksiniz ki belki şu ikisini yan yana koysan. Bu ikisini yan yana koysam. Mesela böyle koysam da olmuyor. Şöyle bakın şimdi size. Üçlü haliyle de göstereceğim. Üçlü çok fazla oluyor ve yani bu renkte şu an odada hiçbir şey yok bu renkte. Ama şuralarına bakılırsa biraz uyuyor gibi. Ama şöyle arkaya gidelim arkadaşlarım. Böyle de olmadı gibi ya. Çok mu sırıttı? Yani şu an şu iki tane kahverengi bayağı bir kalabalık gözümü yordu. En iyisi dediğim gibi ben buraya bir iki set daha alacağım. Aynı kılıflardan daha alıp ne yapacağım? Yani şurada o küçük grileri kaldırmayacağım. Grilerin renkleri mi değişmiş? Yok. Griler burada kalsın ve beyazlarla böyle şey olsun. Bu tarafa da aynı şekilde. Ben herkese lazımım. Nasıl olacak? Eve de lazımım. Miray'a da lazımım. Babaya da lazımım. Kendime de lazımım. Bu taraf olmadı. Uf Yaren. Elebaşım ağrıyor. Şu an sana anlatamam Yaren'im. Miram! Miram, ne yapıyorsun? Kız gidiyor geliyor buraya basıyor, gidiyor geliyor bunu çalıştırıyor, gidiyor geliyor bunu çalıştırıyor. Anne, gidiyor şey geliyor ya. Yaramazlıklar anne. Yapıyor. Kafanda anne. Ne vardır? Anne, benim şartım var. Başın ağrıyorsa ben baş ağrıcı bilekliğini vereyim sana. Sen de bana yardım et şu konuda.
Tamam, yardım edeyim. Şu konuda bana kim yardım edecek? Şu konuda. Şu konuda kim bana yardım edecek? Ne çıkardın sen buradan? Annem koş bana bez getir bir tane. Ayıptır sormasın. Biraz çok başımıza iş açıyorsun. Gidere git. Dur eşortman şeyini de getireyim. Bu ıslatmış hep. Uyumuyorsun biraz. Ay. Yani böyle arkadaşlarım. Göstereceğim şey. Kız dur. Dur. Neler yapmışsın sen gene? Ha? Ha? Şımarık seni. Şımarık seni. Şımarık seni. Şımarık seni. Şımarık. Gitme halıma oturma. Halıma oturma şımarık. Şımarık seni. Şımarık. Şımarık seni. Oturma halıma. Mikrop yapıyorsun halımı. Ha? Halımı mikrop yapıyorsun. Gel buraya. Aç. Aç. Çıkar çıkar. Çıkar. Bir de gülüyor arsız. Arsız. Seni gidi arsız. Bak bana bu konuda yardım. Yeni video çekeceğim. Bak burnu da ıslatmış. Gideyim komple getireyim. Bak 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 bak. Seni gidi arsız. Mundar etme kız halımı. Yani burası hoşuma gitti. Şurası biraz daha değişik oldu. Diğer kılıfları kaldırırım. Ya oturma odasında kullanırım veya zaten oturma odasına ait de o kırlentle. Bunlardan alacağım. Şunları da oturma odasında hayır, kullanacağım arkadaşlar. Bu oturma odasındaki koltuğu böyle tek renk olsa bence güzel olur. Ya da gözümü yorar bilmiyorum ama. Bu ikisi. Olmadı. Yani bu kesin olmadı da. Bu da. Biraz oldu gibi. Bakın böyle. Renk kattı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ya da belki şu an ben böyle düşünüyorum ama siz belki bu tarafı daha çok beğeniyorsunuz ama bu çok patladı ya. Ha, bu daha tatlı. Bence de yani. Melek gibi. Dur melek gibi ben gideyim abona bir şeyler getireyim. Ah Mira ah. Her tarafımı mundar ettim. Dur Yaren dur. Dur. Şunları da bari götüreyim yukarıya gitmişken. Atalım. Sonra pus alsın. Dur kapatayım da sonra puset yapalım. Bunları zaten makineye atacağım. Ayakkabıları niye götürüyorsun? Ayakkabıları niye yukarı götürüyoruz ki? Burada bir şeyler yaptım ama size bitişinde göstereceğim. Şimdi değil. Oy. Yaramaz seni. Şimdi puset. Burada durabilir çünkü bayağı gitmeyeceğiz. Bu çamaşırları hemen şimdi atayım yıkansın. Şu kızı. Bağır bağır. Yaramaz. Niye bağırıyorsun? Şunu giydirelim, şunu giydirelim. Çorap. Şunu alalım. Çıt çıtlı alalım. Tabii tabii. Tabii. Bağırma. Yaramaz seni. Şu çamaşırları da unuttum. Şunu bir... Aslında bir saniye. Şunu hemen durulamaya... Durulama ne kadar çok ya. Bu ne? Bu mu durulama? Narin ipek yok mu? Bu mu durulama? 22 dakika. Durulasın çünkü duruyordu sabahtan beri, dün geceden beri. Durulasın onu. Gelirim o içindekilerini hemen çıkarırım, yerlerine katlarım. Üstümdekilerini komple çıkarırım. Pijama moduna geçeriz ve atarım yıkanır. İyi alıştım buna. Geldim. Geldi. Oy, oy. Oturma dedim ya halıma. Ha? Seni gidi. Gel.
buraya. Kaçma, kaçma, kaçma. Kurbağa seni, kurbağa, kurbağa seni. Delirtme anne. Anne kız ver çocuğa git. Diğer kumandayı baba götürdü değil mi? Annem ver, annem ver. Annem arabayla oyna annem, olmaz mı? İstemiyor musun? Al gel gel arabayı al gel. Gene geliyor. Anneciğim olmaz. 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 Delirtme, ver kızım. Anne ver, bağırtma, ver ver. 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 Anneciğim ver. Al hepsini. Sen göstermeyi unuttun. Niye kızım? Böyle boş koli değil mi? Evet, boş koli. Ay bu niye çalıştı kız? Dokunmakla çalıştı. Allah'ım yarabbim. Anne, ne? Gidelim. Kimse elinden almıyor senin. Almıyoruz. Hayır. Almıyoruz. Gelin tamam. Sana. Evet, kapı yaptı. Çok güzel şeyler ben yaptı benim kızım. Ha, nasıl ya? Yazdı mı ya oraya bende? Yazdım ama. Ablamla görüntülü konuşuyorduk. Bu yastıklar güzel olmuş dedi. Diğerleri tabii ki de ben de biliyorum uymadı. Belki bakın, yani. Elif sine. Kız ardına arkasına çekilir misin? Sen arkasındasın diye bak. Almıyor, almıyor. Bunu gösteriyorum. O yüzden. Allah Allah, almıyor abla elinden. Bak 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 kız ne yapıyor. Bak elim burada ya, ona diyor. Gıdıklayınca bırakıyor ya, o yüzden. Hadi hadi. Şampiyon şampiyon. Annem şampiyonum. Ben böyle bir ev yaptım, kapısı açılıyor. Böyle halısı var. Burada kalbi, sürprizli kalbi var. Burada elif çiğnemi yaptım. Burada bücür yaptım. Burada elif çiğnemle bücür yazıyor. Bücür erkek, elif çiğnem kız olduğu için böyle bu bücürüm. Bu da elif çiğnemin. Pencere yaptım. Onu kesmeyi unuttum. Onu da şimdi keseceğim. Bunu da keseceğim. O yüzden böyle iki tane camım olmayacak. Mesela iki tane cam diyebiliriz. İki tane cam diyeyim. Neyse ben şimdi kesip Mira, geliyorum. Söyler misin? Kumandaydı aldık. Ver Nilo'ya açayım ver. Anne sana yeni harika icat yaptım. Ne yaptın annem? Pencereler duruyor ya. Mira. Pencereler. Of kızım ya. Anne ben yine yazabilir miyim? Yok dur dur yazmayacağım. Hayır. Yaren sonra bak ağlıyor ya ondan yapıyorum anne. Ay ben yazacaksın sen yazmayacaksın. Dur sesin. Ay düşüreceğim beni. Ulan. Sen düşürün. Bak sen şükür. Dur. Bak şimdi. Anne böyle ya. Anne sana bir şey söyleyeyim. Dur şimdi Yaren. Dur. Dur dur. Ay yeğenim. Ne kızım? Pencerede mi yaptın?
Wow, çok arkadan et. Çok güzel, çok güzel. Ellerine sağlık. Ay, ben nasıl güzel bir kız olarak yaratılmış. Evet anneciğim, evet çok güzel. Hadi dökmeyin buralar. Yaren dökme dedim, sen buraları ne yapmışsın? Bir de bana diyorsun ki anneciğim buralar, bak parfüme bunun üstüne sıkmışsın. Bak parfüme bunun üstüne sıkmışsın. Şu bıçağı böyle bırakma. Bu çocuk eline bir yerine batırırsa ne olur Yaren? Ha? Bir daha görmeyeyim ki eline bıçakla oynayasın sen. Topla şu kalemlerini falan Yaren lütfen. Hadi. Bak üstünde hep kartonu kestin kestin. Bir de bana diyorsun ki anneciğim dağıtmasana, ben buraları topladım. Hatırlatayım mı? Ne oldu kız, kedi mi vardı bir şey, sanki demirden düştü gibi. Dışarısı da soğuk. Bir de rüzgar var, bakın şöyle kıpırdıyor yapraklar. Hadi soğuk gezme, terliklerini giy. Gezme böyle anneciğim, gezme, hasta olacaksın, gezme. Hadi. Cadı. Hadi Feride şuraları bir toparlayayım da. Bir de güzel bir çay demleyeyim. Yarın da inşallah Tekirova yolcusu kalmasın. Gidelim bir gözleme de yapalım. Cumbur cemaat. Güzel oluyor biliyorsunuz. Kadınlar şey, Tekirova'nın hatunlarıyla iş yapmak güzel. Muhabbetleri güzel sarıyor. Şunu da süzeyim de. Meyve suyu da hazır minmoşumu. Bir çay suyu koyayım. Ondan sonra ortalığı bir toparlayayım arkadaşlar. Saatlerimiz kaç oldu? Saat 8. Ben ortalığı topladım. Bulaşıkları hallettim. Makineye dizmedim. Elimle yıkadım. Yarın toplarım. Şimdi Miray'a şöyle tereyağında irmikli süt şey yapıyorum. İçine biraz katılaştım. Muz da ezip öyle vereceğim. Şurada geçenlerde bebe irmiği almıştım ya. İnce irmik. Bunlar iyi oluyor. Sütle şey yapacağım işte şimdi. Katılaşmaya başladı. Bir iki kaynasın, ondan sonra içine muz katacağım. Miray'a irmik yapıyorum. Annem yiyecek mi sen de? İrmik çocukken ne çok yerdik Allah'ım. İrmik, irmik, irmik. İrmik ne? İrmik böyle bak böyle. Yemeyeceğim ben, biliyorum zaten. Senin tadına bakmış mıydın? Hmm, bakarsın şimdi yine. Yok. Bakmayacaksın mı? Yok, tadı kötü de bana. Hayır anne. Miray yemiyor. Ben yemiyorum. Neden? Sen de yersin. Neden? Allah Allah. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi katılaştı arkadaşlar. Biraz daha karıştırıp. Şimdi Mira yavaş yavaş uykusu gelmeye başladı ya. Bunu da yediririm, sonra yatar. Tamam koy oraya, yapacağım şimdi, tamam. Hadi. Bekle beni, tamam mı? Tamam. Tamam dur anneciğim, şunu da şey yapacağım şimdi, süzeceğim. İyice soğumasını bekliyordum. Aferin sana. Aferin. Tamam dur. 1, 2, 3, 4, tamam tamam. Dişlerini fırçaladın mı? 9, 10, 2. Tamam. Ben de ablamla konuşurken birazcık iyi de yedim. Sonra çay bugün sabah kahvaltısını yolda yaparken. Yaparsın sen. İnşallah anan şeylerine dokunmamışsındır. Sen de hele bizim odamızı gör. Tamam tamam. Çay demledim. Sabah dediğim gibi içmiştim. O yüzden bir tane de akşam içerim. Şunu dolaba koyar mısın lütfen? Ben kağıttan ocaklar yapıyorum ya. Allah aşkına dökme oraları buraları. Lütfen rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Ben sana bir şey diyorum. Çöpleri atmadım. Ben sana
Şunları yarın inşallah güzelce kurulur. Yerlerine kaldırım. Normalde sevmiyorum burayı. Daha geçenlerde söylemiştim ama nedense bir üşendim bunları böyle kurulayıp kaldırmaya. Bazen oluyormuş demek ki arkadaşlar. Şimdi böyle katılaştı. Vay be. Koy kırarsın. Şöyle ben bunu bir tane kaseye alacağım. İçine güzelce muz ve biraz da bebe bisküvisi. Ne puding getireceğim. Evet bak ne güzel. Dur bakalım. Bu yumuşacık oldu değil mi? Sen de yesen keşke sukuşi. Ben bebek olurdan yerdim. Tabii. Ben bebek değilim. Nesin? Ben ablayım. Zıplayasım geliyor. Dolayamıyorum birinde. Tövbe estağfurullah. Kimseden nefesimi harcamıyorum. Belki spor yapıyorum. Aa krem gibi. Yarın şey yapalım mı puding? Evet. Tamam. Muzlu var. Muzlu yaparım. Çikolatalı puding kalsın. Çikolatalı ne yapacaksın? Yiyor musun sen çikolatalı? Yiyorum ya. Hı, tamam. Unutmuşum. İyi. Bunu da hemen ıslatalım ki kurumasın. Yine pudingi çekmişim. Herkese yedirmiş puding. Yiyecek mi? Ya. Yiyeceksen al da ye. Ben bunu birer yapıyorum. Evet. Ye kızım. Sağlıklı besleneceğim de. Şöyle ince ince doğrayacağım. Sonra çatalla biraz ezeceğim. Başka? Yumurtadan vazgeçemiyoruz. Geçme zaten. Yumurta güzeldir. Çilek, muz. Çilekten vazgeç birazcık. 150 lira olmuş. Hayır. Muz. Vazgeçen de mi vazgeç? Vazgeçten bana ne ya? Yiyeceğim mi biraz ha? Bu Miray'a çok fazla olur ha. Onu da sen ye. Tamam. Mira puding. Birazcık böyle. Mete. Mete'miz biraz ağlamaya başladı da. Açtık Mete'mizi. Alnında bağırma kızım, korkuyorum. Değişik sesler çıkarıyorsun. Bağırıyorsun. Patrona melek diyor. Evet. Zaten patrona melek çalışıyor. Evimizin patronudur o zaten. Aksini zaten düşünemeyiz. Patroncuğumun. Yine her tarafını açılmıştın acaba? Patron bebek, bornozunu niye getirdin? Sabahlığımı niye getirdin buraya? Şunun sesini bir kıs ya. Çok açma mı şunun sesini ya? Kıs anneciğim. Çok açma. Hey! Patron! Evin patronu. Bak ne yaptın ortayı görüyor musun yani? Anne çeksene babayı çeksene. Dur. Bağırma. Bak baba. Tamam babana gösteririm şimdi. Allah Allah. Ay. Ay. Gülüyor. Evin patronu. Ha, yanına gitti hemen oturdu işte. Neyse hadi birazcık bekleyin getiriyorum. Şimdilik. Bebe bisküvisi aslında katmasam da olur. Çünkü İrmik zaten katılaştı. Neler öğrenmiş neler. Neler öğrenmiş neler. Daha neler yapacak da haberimiz yok. Kavgalar başlayacak. Saç baş başlayacak. Bağırın anne. Neler ben neler. Anne ben oyuncak diyecek. Valla lütfen o demesin bari. Sen ben zaten diyeceğim. Yeterince dozu ben alıyorsun. Ben yiyecek. Tabii diyemez ben değil mi? Oyuncak yeri görmedim. Oyuncak yeri
Git altına bir şey giy. Haydi. Oyuncak yeri hiçbir yerde yok. Tabii tabii. Bunu bir yedirelim. Kahvemizi 9'u yaptık arkadaşlar ve anca sıra çayıma geldi. Şimdi altını kapattım. İçeceğim zaten. Oh mis ne güzel de demlenmiş böyle. Sıf demin için. İçeceğim bir bardak bilemedin. 2 bardak. Oh. Çay gibisi var mı? Bunu süzmedim. 3. kez diyorum ama yarın artık yaparım. Tam zaten dolaba da koyamam. Daha tam soğumamış. Buraları toparladım. Bunlar bekleyecekler arkadaşlar. Onu şu an kaldıracak. İnanın ne şeyim var. Hani bazen böyle evet sen de mi bittin? Böyle olur yani. İsteksiz ne bileyim çalışma şeyin yok. Modun yok. Böyle bugün o günlerden bir tanesi. Özellikle şu an mutfakta uzun uzun iş yapma isteği yok bende. Bunun içinde niye 2 kaşık var? Anlayabiliyor muyum? Anlayamıyorum. Siz anladınız mı? Ben anlamadıysam siz de anlamamışsınızdır. Neyse. Kaşığı da gömdük. İşte bugün o bulaşıkları normalde biliyorsunuz hiç sevmem. Hatta geçenlerde bu konuyu konuşmuştuk. Sevmiyordum. Oraya bulaşık yığmayı sevmiyordum. Ama bugün öyle olması gerekiyor demek ki. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Bazen planlarsın ve yapamazsın. Ve şu an benim içimden kesinlikle burayı yerleştirmek gelmiyor. Yani düşünün. Makine boşalacak dedim ya. Ben bu makineyi bugün üşendim. Hatta şöyle göstereyim. Makineyi üşendiğim için boşaltmaya ben elimde bu kadar bulaşık yıkadım. Yarın yani hem bu. Yani bir iş değil kendime 2 iş çıkardım. Hem bu boşalacak hem de bunlar yerleşecek. Sıkıntı değil yaparız. Yarın öğlene doğru anneme gideceğim. Normalde sabah gel dedi ama yani sabah gel dedi şöyle. İstersen kahvaltını evde yap gel. İstersen de bunu yedim ya şimdi yemeyeceğim. Onu da yemeyeceğim. Burada kalsın. Şöyle yiyeceğim. Ya da şey yap dedi. Ya da gel burada bir şeyler hazırlarız. Yeriz. Zaten annemle Yaşar teyze 11 civarı falan uyanıyor. Ben de en azından kalkarım. Ortalığı falan toplarım. Çocuklara evde kahvaltılarını yaptırırım. Böyle 12 gibi giderim diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi zaten geç uyanacaklar. Yani erken gitmemin bir şeyi de yok. Niye bağırıyor? O, bu arada o irmik hazırladım ya onu yedi. Hey kalbim. Niye bağırıyor kızım o? Bir son saat şu an 9'u 8 geçiyor gördüğünüz gibi. 9.30'da artık onu yatağına götüreceğim. Sen de yukarıya çıkacaksın ve ben burayı bir tur süpürüp şey yapacağım. Yarına burası kalmasın. Şuna hoşuma gitti. 2 tane daha alacağım ondan. Ne? Var mı annem? Şimdi ben de bir çayımı içeyim. Ondan sonra da arkadaşlar hala kayınvalidemin önlüğüyle geziyorum. Görüyor musunuz? Şimdilik. Uy. Oturduğumda anlıyorum ne kadar yorulmuşum. Belim kopuyor gibi. Aslında bir şey de yapmadım ama yine de hep diyordular sezaryenden sonra bel ağrıları oluyor da hep diyordum ki hayır yarenden sonra hiçbir şey olmadı falan filan ama Mira da bayılırım böyle şeylere. Bayılırım böyle aksiliklere. Mira da fazlasıyla çıkıyor her şey. Mira ağlama ya. Ağlama şurada bir iki çay içeceğim ya. Onu bir hamur gibi bir yoğurdum arkadaşlar böyle bacaklarını falan. Ah Mira. Çaylı incir. Ne oldu? Birazcık oda ısınsın yeleğini çıkaracağım. Arabanı bırakabilirsin. Tamam arabanı bırakabilirsin. Ah. Arabayı bırak. Tutsana sen. Ben mi tutayım böyle? Heh tut. Tut da yat hadi. Hadi. Saçlarını da açalım mı? Şuraya bak.
yukarıya çıktık. Yaren Hanım aşağıda kalacakmış. Değil mi? Şimdi bir tane pijama söyledim Miray'a. Yarın belki gelir. Şimdi yeleği ve şeyi çıkaracağım. Şunu çıkarayım ama önce o da ısınsın. Şimdi o da ısınana kadar öylecik yatsın. Ben şimdi hadi ışığı kapatıyorum. Sen yat, tamam mı? Hadi. Sen uyu. Ben de bunu tekrar açmıştım ya. Şimdi şu üstümde ne var ne yok onları da makineye atacağım. Daha sonra ay şeyi unuttum aşağıda. Neyse yarın. Daha sonra da arkadaşlar şu gözümdekini görmüş olduğunuz gözleri falan bakım yapmış. Ya havle. Bakım yapmış. Öyle diyor, bakım yaptım bana diyor ki. Gözümdekini çıkarıp şu şeyleri kullanacağım. Ablamın aldığı var ya, vardı ya, o çok böyle şey olmuş, az kalmıştı zaten, onu şey yaptım. Bir yılı geçmişti zaten, bitirememiştim. Düzenli kullanmadığım için aslında yani, yoksa ki çoktan biterdi de. Mesela şunu da çok şey yapmıyorum mesela, her gün her gün tabii olmaz da bu. Şimdi onunla hiç uğraşmayacağım. Şununla yüzümü yıkayacağım. Bununla şu güzel şeylerimi süreceğim ve yatış o yatış. Normalde bak siyah maskem. Sonra şu da güzel. Bu da çok güzel şey yapıyor. Bu da çok güzel. Genelde bu şu siyah maske mesela, bu böyle peeling gibi güzel oluyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Önce bununla yıkıyoruz. Sonra tonikle temizliyoruz. Sonra bu göz altını sürüyoruz. Sonra bunu serumu sürüyoruz. Dişimizi fırçalıyoruz ve yatış, babam yatış. Şu kıyafetleri uyanın. Gel bakalım. Şunu resimleri elimdeyken hemen katlasam bir şey kalmaz zaten çamaşırların içinde. Püsküllerini mi yolmuş kız bunun? Şunu makasla kesmek lazım aşağıda. Süpürge hazır buradayken Ümit çok iyi ama yine de temizleyeyim burayı. Akşam oluyor ya. Öyle bir insanda bir yorgunluk hissi geliyor ki arkadaşlar, size anlatamam. Vallahi. Eminim hepiniz öylesiniz. Hele şu an çocuklar somester tatili neyse. 15 tatil biz diyelim, kayınvalidem öyle söylüyor. İşte o tatile girince şu an anneleri düşünemiyorum. Hadi bakalım şunları çıkaralım. Sonra. Yarın sanki sesleri kesildi. Bıcır bıcır konuşuyordu da. Şimdi kesildi gibi. Şurada da bir şey çıktı bakın. Neyse ben yüzümü falan yıkadım şimdi. Kremlenelim. İnşallah o kız yatıyordur ya. Dün Yaren şaşırtıcı bir şekilde erken uyudu da bugün pek de performansı göremiyorum şu an. Mira'da, Yaren'de. Yaren şu aldığım rimeli de deneyeceğim. Bakacağız. Şununla yüzümü siliyorum ya. Yani önce bununla yıkadım. Sonra bu tonikle şey yaptım, nasıl yanıyor var ya şu an. Ondan sonra da bunu sürüp 5-10 dakika bekleyip, 5-10 dakika beklemem de 5 dakika falan bekleyip serumu da sürüp bitti.
Hemen de zaten göz çevresi çekiyor arkadaşlar. Hemen. Dakika. Kır kızım, kır. Kır annem, kır. Gene niye mutfaktasın acaba? Ha, güzel kızım benim. Salonu dedim toparlayayım. Öyle şey yapayım. Baktım yok. Yaren'in oradan gelesi yok. Dedim en iyisi yarın sabah kalkarım güzel bir enerjimle. Şu an çünkü o enerji yok bende. Kalmadı. Evet, bunu da kapatıyoruz. Sıra geldi sana güzelim. Ama önce bakalım benim prensesim yatmış mı? Normalde şu yastığı Miray'a koymuştum. Yaren değiştirmiş bakın. Getirmiş bunu buna koymuş. Kendisi onu almış. Neyse. Önemli olan Miram uyudu mu? Uyudu. Ben de şu işlerimi halledeyim. Ondan sonra ben de yatacağım arkadaşlar. Şimdi kurutmaya attım çamaşırları. Buraya da şey nedir onun adı? Çamaşırları attım da ama bekliyorum. Buradan tam çıkarken atacağım. Bunları da üşenmesem yapacağım. Üşenir miyim sizce? Bence üşenirim. Şurada nedir ya? Hadi bakalım. Bunu da sürelim. Ondan sonra vedalaşalım ve gidip yatalım arkadaşlar. Şuralara bak. Hop. O kadar güzel nemlendiriyor ki bu şeyi. Böyle başıma gitti. Diğer ablamın aldığı vardı yani. Onu hiç düzenli bir şekilde kullanmamıştım. Yani bir gün kullansam dört gün kullanmıyordum falan filan işte. Böyle bocalıyoruz. Ve işte düzensiz bir şekilde kullan şey yapmadım. Düzenli hiçbir şekilde kullanmadım. Ama lazım. Böyle. Dişlerimi de fırçaladım. Bir ara dişlerimi beyazlatmaya gideceğim. Bakın. Aslında dişlerim çok güzel. Hiç çürük falan yok. Çok şükür. Mesela Şahin'in çocukları yani Miran'ın daha bilmiyorum ama Yaren dişten aynı baba. O yüzden de Miran'ın daha gerçi Mira şeker falan hiç yemedi de. Yani vermiyorum biliyorsunuz. Yani vermiyorum da aslında yemediği için belki yeseydi o da şey yapardı ama. Evet arkadaşlarım bu kadar. Şimdi işte dişlerim normalde güzel. Öyle hiç şey yok. Bakın. Ama sapsarı. Sarı niye bilmiyorum ama şuradan mesela bir tane çürüdü. Yani dişten değil ama. Aslında sigaram yok. Ne bileyim kahveyle pek böyle tam çay içiyorum. Ama sigara yok, kahve yok. Yani niye bu kadar sarı bilmiyorum ki sabah akşam da düzenli bir şekilde fırçalıyorum. Yine de bakın öyle. Bunu bir gün beyazlattıracağız bakacağım. Ne kadar artık beyazlarsa beyazlamazsa da sıkıntı değil. Neyse arkadaşlarım sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Aynamın lekesine bakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yarın vlogda görüşmek üzere. Bye bye.